arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün yine motiflerden güzel bir yelek çalışması yaptık yeleğimizi her yaş grubu için çalışabilirsiniz önümdeki yeleğim bir yaş grubuna uygun bir çalışma oldu sizler motiflerimizi ne kadar büyütürseniz bir yetişkin yeleği bile örebilirsiniz yapımı son derece kolay ve zevkli motiflerimizin yapımı bir o kadar kolay hemen iki sırada biten motifimiz var Evet şimdi yeleğimizin ölçülerine bakalım ve sonrasında yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Hemen zil butonunu da aktif hale getirirseniz çalışmalarımızdan haberdar olursunuz. 36 santim yeleğimizin uzunluğu şöyle görelim 35 santim kol altından genişliğimize bakmak istiyorum tutuyorum. 26 santim de kol altı genişliği hemen kol altından şöyle uzunluğumuza bakalım şöyle tutuyorum tuttuğum zaman 20 buçuk santim kol altı uzunluğunu görmekteyiz ben bu yeleğimi mi ile çalıştım sizler dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz ee, hangi ipi kullanmak istiyorsanız yazlık mercerize ipler olabilir çok çok daha güzel olur ama ben e, herkese hitap etmesi için sadece motif motiflerimizi ve modellerimizi gösterme adına dip ipi ile çalıştım tabi dip e, iplerinin bir özelliği var daha dayanıksız olduğunu lütfen e, göz önünde bulunduralım unutmayalım bu çok uzun süreli kullanacak arkadaşlarımız özellikle yetişkinleri örüyor isek daha e, kalın ve kaliteli iplerle örmemiz e, daha uygun olacaktır. Bir tane lif ipi arttı bile 7 e, arttı. Sizler e, diğer iplerin gramlarına, metresine göre de tabii ölçü değişecektir. Evet şöyle motiflerimizi sayalım. Bakınız 3 sıra üzerinden ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Arkasını çeviriyorum. 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 tane motifimizi örerek bu güzel yeleğimizi tamamladık. Bakınız dantel gibi çok çok güzel oldu yeleğimiz. Çok da şık durdu. Umarım sizler de bu güzel çalışmamızı beğenir. Benimle birlikte yaparsınız. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Motifimi çalışmak için 8 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimizi çektim. Başlangıç noktasına gelerek batıyorum. Ve bir tane halka yapıyorum. Şöyle biraz bakın. Büyükçe bir halka oldu. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Ve ikinci sıramızı trabzanlarla doldurmaya başlıyorum. Trabzanımı bir defa başını doluyorum. Yuvaya giriyorum. Üç defa da örüyorum. Bir, iki ve üç. Tekrar bakınız bir defa doluyorum. Bir, iki ve üç. Bir doluyorum. Bir, iki, üç. Sekiz tane zincirimizin içerisine toplamda 24 tane trabzan olana kadar bu işlemimizi tekrar edelim. Trabzanlarımı örerek geldim. Saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 toplamda 24 tane trabzanımızı ördükten sonra ilk trabzanımın şöyle tepe noktasına bakınız. Tepe noktasına gelerek batıyorum. 24. birinci ipimi şöyle tığıma doluyorum. Birinci trabzanımın içerisinden geçirip sonra 24. trabzanımın içerisinden geçirip halka haline getiriyorum. Şu ipimizi koparalım ve ikinci sırasını örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yeniden 4 tane zincir çekerek ilk trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Zincirin üzerine yine zincirden trabzanımı ördüm. Sıradaki ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. 3 defa da örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yanındaki bakınız hiç atlamadan yanındaki trabzanıma batıyorum bir dolayıp üç defa da örüyorum. Araya bir iki tane zincirimi çekiyorum. Üç trabzan sonrası tekrar tığımın başını doluyorum. Hiç aşağıdan atlamadan örmeye devam ediyorum. Sıradaki trabzanıma gelerek batıyorum. İki zincirden sonra tekrar üç tane trabzanımı örüyorum. İkinciyi örüyorum ve şimdi üçüncü trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördüm. Devam ediyorum. Diğer bölümümüze geçmek için 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hiç aşağıdan trabzan atlamadan ve aynı trabzan iki defa örmeden sıradaki trabzanıma gelerek batıyorum 1 2 ve 3 tekrar 1 2 3 bir sonrakini örüyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm araya 1 2 tane zincirimi çekiyorum tıpkı burada yapmış olduğum gibi tığımın başını dolayarak hiç trabzan atlamadan hemen devam eden trabzanımın tepesine gelerek batıyorum 1 2 ve 3 yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördükten sonra 10 tane şuradaki çekmiş olduğum zincirimden çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi bölümüm için çektim bölüm arası ve devam ettiriyorum. Yine hiç trabzan atlamadan yanından batıyorum. 1 Hemen ya yanındaki 2 Yanındaki 3 3 trabzanımı ördüm. 2 tane zincir Tekrar 3 tane trabzanı yan yana örüyorum. Her trabzanın üzerine bir tane trabzan ve üçüncü bölümümüzü örmüş olduk. Şimdi 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki hiç örmediğim trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum devam ediyorum 1 2 ve 3 Evet bütün trabzanlarımı ördüm şöyle görelim altta 24 trabzanımın 24'ünü de ördüm bakınız 6 6 6 6 şekliyle ördük aralarında da 10'ar tane zincirimizi çektik şimdi son 10 zincirimi çekiyorum ve ilk motifimi bütün olarak örüyorum daha sonraki motiflerimizi birleştirerek öreceğiz. Şöyle görelim. İlk zincirden çektiğim trabzanımın tepe noktasına geliyorum. Batıyorum. Ve ilmeğimin arasından geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve birinci motifimiz bu şekilde hazır. Bütün motiflerimizi bu şekilde örerek yeleğimizi tamamlayacağız. İkinci motifimi de örerek geldim. Şimdi 2 tane onar zincirden oluşan köşemi ördüm 2 tanesini örmedim 5 zincirimi çektim diğer 5'i kaldı bakınız şimdi birleştirerek örmeye başlayalım her ikisinin de arkasına birbirine getiriyorum ön yüzleri dışarıda kalıyor 5 tane zincirimi çektim şu şekilde 2 onluk köşeyi ördükten sonra üçüncünün 5 tanesini çektim her ikisinin arkasını birbirine tutuyorum ve diğer motifim tam olarak motifim dışta kalacak. Bakınız ördüğümüz önde. 10 zincirlik bölümün alttan şöyle giriyorum. 5'ini buradan çektim. İpimi alıyorum. Buraya kilitliyorum. Bakın tekrar yapalım. Alttan girdim. ipimi alarak kilitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Buraya geliyorum. Tığımın başını dolayarak hemen örmediğim trabzanımın bulunduğu noktaya gelerek 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer motifimi alıyorum. Karşı tarafta 2 zincir çekmiş olduğum yerin altından giriyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak hemen yanındaki ilk sıradaki trabzanımdan 3 tane trabzan her birine birer birer batarak örmeye başlıyorum. 2, ve 3 orta birleştirmemizi de yaptım şöyle görmenizi istiyorum kenardan beşer zincir çekerek birleştik ortadan bir zincir çektim diğer tarafa birleştirdim bir zincir de çekerek tekrar dönüşümü yaptım 3 trabzanımı ördükten sonra 5 tane zincir çekiyorum ve diğer motifimin şöyle 10 tane zincir çektiğim motifimin altından giriyorum zincirlerimin kapatıyorum 5 tane zincir çekerek örmeye devam ettim motifime geliyorum ve ilk zincirden çektiğim 4 tane zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın tepe noktasına batıyorum sadece batıp ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum ve şu şekilde motiflerimizi birbirine birleştirmeye başladık. hangi büyüklükte örecekseniz o büyüklükle alt zeminimizi hazırlayalım. o kadar ardı ardına motiflerimizi örelim ve birinci sıramızı aynı şekilde iki yönden yani bir bu uçtan ortadan diğer uçtan birleştirerek alt zeminimizi oluşturalım. ikinci sıramızın birleştirme işlemini yapmaya başlayalım ipliklerimizi daha sonrasında yani çok biriktirmeden aslında yapmayı seviyorum ama biraz acelem olduğu için şimdi alamadım. Biraz sonra alırım inşallah. 5 zincirimi çektim. Yine birleştirdim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekerek yeniden geliyorum ve tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. 3 bir tane zincir çekiyorum aradaki diğer iki zincirin olduğu yere alttan giriyorum bir zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum kalan 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 yeniden 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum karşı noktaki bakınız şöyle tam aralarına giriyorum kapatıyorum 5 zincirle dönüşümü yapıyorum 2 3 4 ve 5 ve başlangıçtaki zincirimin tepe noktasına geliyorum sadece ipimi alıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum şöyle bakınız birleşme işlemimi bu şekilde yaptım bir zinciri çekip sağlamlaştırdıktan sonra ipimi buradan kesiyorum ikinci sıramıza da bu şekilde başladık şimdi şuradaki Birleşmeyi de göstermek istiyorum. Evet, yeleğimizin alt kısmını yine e, sadece bir köşeden birleştirdik. Şimdi iki tane köşemizi birleştirmemiz gerekiyor. İki köşemizdeki birleşmemizi ise şu şekilde yapıyoruz. Bakın, sadece bir köşemi örerek geldim. Şöyle, ikinci köşemi yarım olarak başlattım. Bakın, dört köşemizden ve beş tane zincirimi çektim. Hemen birleştirme işlemini. Yapmaya başlıyorum. Bakınız iki bölümümüzü ördük. Sadece bir köşemiz boşta. Şu şekilde tuttuğumuz zaman hem bu yüzey hem de yan yüzeyin birleşmesi lazım. Şu köşemizi de unutmayalım. Bakınız sadece bir köşeyi örüp üç köşeyi boş tutuyoruz. Evet beş tane zincirimi çektim. Giriyorum altından. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekip tığımın başında doluyorum ve sıradaki trabzanımdan batarak başlıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Aradaki diğer motifin bakınız 2 zincirinin bulunduğu yeri alttan giriyorum. Bir zincir çekip tekrar yarım olan motifime dönüyorum ve sıradan hiç trabzan atlamadan birer birer 3 trabzanımı örüyorum. Tekrar 3 trabzanımı ve orta birleşmeyi tamamladıktan sonra 5 tane zincirimi çekiyorum. Ve diğer birleştirdiğim şu noktanın tam ortasına yine girerek 5 zincirden sonra bakın giriyorum. Buraya kilitleniyorum. Kapatıyorum. 5 zincirle tekrar yarım motifime dönüyorum. Şurayı birleştirdim. Bakınız 5 tane ördüm. Geliyorum. 5 zincirimi ördükten sonra yarım motifimi tamamlıyorum. Trabzanlarımı birer birer örüyorum. 1 2 3 3 trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Motifimin diğer yan yüzeyi örmeye başladım. 2 tane zincir çektiğim araya giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekerek bu yönümüze devam ediyorum. 3 trabzanımı örüyorum ve 3 5 zincirimle ilerliyorum 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum yine diğer motifimizin bu uçtaki birleşme noktasına giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincirle geliyorum ve motifimin ilk başlangıç noktasına 4 tane zincir çekerek ördüğüm yerin tepe noktasına giriyorum. Sadece batıyorum. İpimi geçirip ilmeğimin arasından şu şekilde çıkıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra iki köşemizin yani iki yüzeyimizin birleştirme işlemini yapmış oluyoruz bir tamamlanmış halini şu şekilde görmekteyiz çok güzel oldu Evet bu işlemlerimizi tekrar ederek birkaç sıra örelim boyutunu ne kadar istiyorsanız ya yani uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar örmeye devam edelim şimdi ben bu ikinci sıramı ve üçüncü sıramı tamamlamak istiyorum sonrasında yeniden birlikte olalım Yeleğimizin altı için gerekli olan motiflerimi ördüm. Üç sırada tamamladım. Kaç tane motif olduğuna bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 tane motiften oluştu. Yan yana saydığımızda 2, 4, 6, 8 ve 9 sıradan oluştuğunu görmekteyiz. 9 sıradan oluşturduk ve bu şekilde hazırladık. Şimdi üzerinin trabzan sırasını örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen kenardan başlıyorum şuraya alttan herhangi bir şekilde batıyorum. Bakın zincire batmamıza gerek yok. 3 tane trabzan öreceğiz. zincirimizde dahil. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İpimi alıyorum alta gizlemek için. Yanına 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir dolayıp 3 defa da alıyoruz. Toplamda 3 trabzanımız oldu. Tığımın başında doluyorum. Zincir çekmeden hemen ilk trabzanıma batıyorum motifimdeki trabzanımı. Sırayla 3 üç trabzanımın üçünü ördüm. 3 üç tane kenarım için 3 tane de motifin üzerine battım. 2 zincir çekmiş olduğum yere 1 tane trabzan örüyorum. 3 tane trabzanımın yine birer birer üzerlerine batarak örüyorum. 2 ve 3. Buradaki araya geliyorum. 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başında doluyorum. Tam araya girerek bir tane trabzan örüyorum. 3 tane trabzan da diğer yan için örüyorum. Diğer motifimi. 1 2 3 Tığımın başında doluyorum. Aşağıdaki motifimin trabzanlarını birer birer örüyorum. Ara zincirim için bir tane batıyorum, iki zinciri bir yeterli. Üç trabzanımın hepsini örüyorum, tepe noktalarına batıyorum. Tekrar zincirim içerisine üç tane trabzan örüyorum, bir, iki ve üç. Bir tane tam araya giriyorum, altından şöyle bakınız, girebilirsiniz. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim. Sıranın sonuna kadar örerek geldim trabzanlarımı ve son 3 tane trabzanımı ördüm. Tekrar üzerine başlamak için 2-3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa dolayarak ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 3 defa da çektim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlayıp yanındaki tırabzanıma batıyorum. 3 tane yan yana trabzanımı örüyorum. 1 tane zincir. 1 atlayıp 3 tane yan yana trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. 1 zincir, 1 atla 3 tane trabzanımı örüyorum. Sıra başına kadar bir tane zincirimi çekiyorum. 1 atlıyorum. 3 trabzan yan yana örüyorum. Şöyle görelim. Sıramızı tamamlayarak uç noktaya kadar geldim. 3 tane trabzanımı ördüm. Şimdi zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum şuradaki bir zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 4 zincirle dönüşümüzü yaptık ve trabzanımızı örüyoruz bir tane zincir çektim buradaki 3 trabzanımı atlıyorum bir zincir içerisine 1 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum, atlıyorum bu grubu, zincir içerisine giriyorum. 3er trabzanlı olarak bölümlerimizi örüyoruz. Şimdi biraz ilerleyelim kolumuza doğru. Bu sırada artık iliğimizi bölümlerimize ayıralım. Sırasıyla örmeye başlayalım. Şimdi kolumuzun ya yani önümüzü örüyoruz ayrım yerine kadar gelelim. Ayarlamayı sizlerle birlikte çalışalım. Bu kısmı atlıyorum. Zincirin içerisine. 1, 2 ve 3. Şöyle görmenizi istiyorum. Evet şimdi şu kısma kadar örelim. Daha sonrasında ayrım yerlerimizi çalışalım. Bir, iki tane motifimizi önümüzü öreceğiz iki tam olarak örüyoruz. Üçten ise bakınız buradaki üçüncü motifimizin bir kısmını önümüze bir kısmını arkamıza kullanacağız. Diğer tarafta da aynı şekilde yapacağız. İki tarafı tam olarak önümüze. Buradaki üçüncü motifin bir kısmını önümüze bir kısmını arkamıza çalacağız. Kalan motiflerimiz ise arada kalanlar ise arka olacak. Şimdi bir tanesini ördüm önüm için. Şöyle bakın şu aradaki bölümümü ördüm daha fazla geçmek istemiyorum şurayı kol arası olarak ayırıp şuradan itibaren de arkaya çalışacağız bakınız iki tane üçlü grubumuzu araya bırakacağız burada 1 2 3 4 5 6 7 8 ikinci sıramızda 8 trabzan oldu iki motifin tamamını alıyoruz 3 üçüncü motifinde şöyle gördüğümüz gibi hemen şuradaki zincirli bölümünü aldım Trabzanlı bölümümüzü kol altı için ayıracağım. Diğer kısmım şuradaki bölümümü ise e, arkam için ayırıyorum. Şimdi buradan geri dönüyorum, ilerlemiyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Öne doğru devam ediyorum. Bakınız kolumuzu ayarladık. Aynı normal Örgünün ilk temelinde olan bu trabzanımızla ilerliyorum. Şimdi yakamızı da kesmeye başlayalım. Bir tane zincir, 3 trabzan dönüşümüzü yaptıktan sonra ilerliyorum. 3 trabzanımızı ördükten sonra yakamızı kesmeye başlıyoruz. Şöyle V yaka çalışacağımız için hemen ilk kesme işlemimizi burada çalışıyoruz. Trabzanlarımı tamamladım. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki 4 tane çekmiş olduğum zincirimin altından giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve başlıyorum. Çevirmeden zincirimizi çekelim. Daha düzgün olur. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk araya girerek trabzanlarımı örüyorum. Şöyle görelim bakınız. Beğimizi çalıştık. 2 ve 3. Bir zincirimi çekiyorum. Kol kısmında herhangi bir işlem yapmıyoruz. Oradan dümdüz örüyoruz. Buraya kadar örelim. Yakamızın olduğu ön bölümü, kolumuzun olduğu bölümümüz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Dümdüz burayı bitirene kadar devam ettireceğiz. Ve geri dönüşümü yapıyorum 1 2 3 4 örgümü çeviriyorum trabzanlarımı yine yaka kesimine doğru örerek ilerletiyorum arkadan yine örerek geldim son trabzan grubumu ördüm zincir çekmeden tığımın başını doluyorum batıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum bu yönde örgümü çeviriyorum yine kesme işlemimizi yaptık araya girerek trabzanlarımı örüyorum bakın gayet düzgün bir şekilde eksilmelerimizi yapmaktayız tekrar kolumuzun bulunduğu yerden örerek geldim son kesme işlemimi yapıyorum trabzanlarımın bulunduğu sırayı bir sayalım bakın ilk başlangıçtan itibaren sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7. sıramızda son kesme işlemini yapıyorum. Tığımın başını dolayarak geliyorum. 1 2 3 1 2 3 ve 4 çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak artık kesme işlemimi yapmadan yeteri kadar omuz yüksekliği olana kadar bu yönden aynı sayılarla öreceğiz. İlerleyelim. kolumuza gidelim oradan şu önde yeniden birlikte olalım son kesme işlemimizi yapmıştık bakınız buradan sonrasında şu işlemimizi tekrar edeceğiz sadece bir tane zincirimi çekiyorum şöyle bakalım 1 2 3 4 Dört tane trabzan grubumuz var bir zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen bu kenardaki alttaki bakınız kesme işlemini yaptığımız yerin kenarındaki trabzanımın tepesine batıyorum 1 2 ve 3 Buraya yeni bir yuva hazırlıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen buraya 2 tane daha trabzanımı yaparak grubumu oluşturuyorum. Sırası ile üçer trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir aralara artık hiç e, kesme işlemi yapmayacağız bu sayıyla. Sona kadar ilerleyeceğiz. Şöyle görelim bakalım sayımız bu olacak. 1 2 3 4 5 bir sırada 4 de bir sırada olacak. Evet şimdi biraz büyütelim. Önümüzün bir tanesini bitirdik. Bu şekilde bakınız gayet güzel oldu. Şöyle görelim kesme işlemimizi. Toplamda kaç sıra olduğuna bakalım. Şöyle 3 tane trabzan bir zincir olan bölümden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sıra örerek tamamladım. Yeleğimizin arkasını örmeye başlayalım. İki tane motifimiz önde kalacak her iki bölüm içinde. Üçüncü motifimizin bir kısmı öne kayacak. Bir kısmı tam kol altında bir kısmı ise arkaya. Bu üçüncü motif geçiş için kullandığımız motif olacak. Her iki bölüm dedi. Şimdi zincirimizi çekelim. Ve gidiş yönümüz bu yön olduğu için buradan itibaren gitmeye başlayalım. Şu üçlü grubumuzu örmeyelim. Hemen yanındaki bir zincirin içerisine üç trabzan örerek ı başlatıyorum 1 2 ve 3 hemen trabzanlarımı örüyorum 1 zincirimi çekiyorum ipimi de alttan götürerek izliyorum bir zincir içerisine 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan. arkamızı başladığımız yerden diğer önümüze kadar örerek geldim ve şöyle görmüş olduğumuz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımızla önümüzü çalışacağız tıpkı buradaki önümüzü çalıştığımız gibi şu ara bölümü bırakıyoruz daha sonrasında hemen geriye dönüşümüzü yapıyoruz Evet bakınız bu motifimizi her bir bölüme kullanıyoruz Şimdi bir tane zincirimi çekmiştim. 2 ve 3 tane zincirimi eee yukarıya doğru çekiyorum ve bir tane daha ilave edip 4 zinciri çıkarıyorum. Şurada tamamen eee kafanızın karışmadan yapmanız için şöyle göstermek istiyorum şu kısmı. Bakınız. Aşağıdan sayıyorum. 1 aşağıdaki sırada. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzan üzeri örmeye başladık. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu 9. aradaki kalan bölümümüz. Umarım anlaşılmıştır. Hiçbir şekilde kafanızda soru işareti olsun istemiyorum. Ve şimdi devam ediyorum. Önümüzde aynı şekilde olacak o aynı sayıda olacak şekilde örelim. Sadece iki sıra eksik olsun. İki sırada da e, omuz oyuntusu için yerimizi açalım. Şimdi aynı şekilde dönerek sadece trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Bir zincir. Evet trabzanlarımızı örelim. Arkamızı tamamladıktan sonra yeniden birlikte olalım. Arkamızı örerek geldim ve bir tane omzumu çalıştım. Buradaki ense oyuntumuzun bir tanesini yapmış oldum. İkincisini sizlerle birlikte aynı sayıda çalışacağız. Şimdi tam 13 sıra ördüm. Sayalım isterseniz şuradaki trabzanlarımızdan 2. Alttaki ile sayıyorum bakınız şurada. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. İki sıra da burada ördüm. 15. Diğer tarafımız da 15'ti. Evet şimdi buradaki oyuntumuzu araya boşluk bırakıyoruz. Bakınız ipimi buradan kopardım. Boşluk bırakıyoruz. Tam diğer omuzumu bıraktığım sayı kadar buradan çalışmaya başlıyoruz. Hemen ipime düğümümü atıyorum. İpimle birlikte hazır bir şekilde sayımızı sayalım. Hemen başlayalım. Bakınız şuradan sayıyorum. Alttaki bir tane kutuyu ördüm üstteki ördüklerimi buradan tespit edelim Çünkü buradan yerleştirme yapacağız 1 2 3 hem trabzanların olduğu bölümü sayıyorum hem boşluğu bakınız 3 4 5 6 7 8 9 10 bakınız 10 kutumuzun bulunduğu noktayı çalışmışım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi diğer taraftan sayarak gelelim Çünkü buradan devam etmemiz lazım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şuradan başlıyorum. Arayı da boşluk olarak bırakıyoruz. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. İpimi şöyle alıyorum. Araya trabzanlarımın bulunduğu bölümü örüyorum. bir zincir tekrar tırabzanımızı örelim. 1 2 ve 3 bir zincir alttaki görünümü uygun olarak devam ettirmekteyiz. En son trabzanlarımı örüyorum. bitirdim. 1, 2, 3, 4 çeviriyorum. Hemen yuva içerisine girerek bu sıramı da ördükten sonra arkamızda yapacağımız başka işlemimiz kalmıyor. Hemen birlikte burayı bitirelim ve diğer önümüz için çalışmamızı yapalım. bir zincirimi çektim ve kenara şöyle gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve her iki omuzumuz ensemizin boşluğu bu şekilde hazır hale geliyor şimdi diğer önümüzü tıpkı burada çalıştığımız gibi çalışalım araya bir tane trabzan grubumuzu boşluk bırakıyoruz ve hemen trabzanla başlıyoruz bir trabzan grubumu örmeden diyorum ve hemen yanındaki boşluktan batarak trabzanlarımı yerleştirmeye başlıyorum hemen bakınız giriyorum 1 2 3 bir zincir uç noktaya doğru tamamını örelim uca kadar örelim Uç noktaya kadar örerek geldim. 1-2-3-4-5-6-7-8 8 tane trabzanım ördüm. Bakınız burada trabzan grubumuz var. Zincir çekmeden tıpkı diğer e, yaka çalışmamızda yapmış olduğumuz gibi. Bakınız. Gelip üzerine batıyoruz. Ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Kenara geliyorum. 1-2-3 1-2-3 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Hemen ilk yuva içerisine giriyorum ve kesme işlemlerimi bu şekilde başlatmış oluyorum. Tıpkı diğer yakamızda çalışmış olduğumuz gibi aynı sıralarda ve aynı işlemlerimizin tekrarıyla çalışmamızı yapalım. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 sırada kesme işlemimizi yaptık. Yani en altı da şuradan da saydım. Hepsiyle birlikte şuradan düz trabzanımın üzerinden itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonrasında 9, 10, ikisini 4, 6, 7. 7 sırayı da düz bir şekilde örelim. Sonrasında dikip kenarlarımızı çalışmak üzere yeniden görüşelim. İliğimizin üst bölümlerini de tamamladık. Her iki önümüz ve arkamız. Şimdi omuz kısımlarından dikmeye başlayalım. İliğimizin düz yönünü böyle tutuyorum. Çeviriyorum. Diğer tarafı da çeviriyorum. Omuzlarda ayarlamış olduğumuz zaten birebir eşit şekilde e, ayırmıştık. Hemen omuzlarda en güzel şekilde nasıl dikiyorsanız uygun e, iğnelerle Dikişimizi yapalım. En güzel nasıl dikiyorsanız. Ön kısma çıkmadan eminim çok çok güzel dikiş yapan arkadaşlarımız vardır. Her iki omuzumuzu dikelim sonrasında görüşelim. Yeleğimizin omuzlarından diktim ve şu şekilde düzelttim bakınız. Şimdi kenarlarının tığlamasını da birlikte çalışalım tığıma bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum tığlama işlemimi çalışmaya başlayalım bütün çevresini kollarını her tarafını tığlayarak ilerleyelim önce kolumuzdan başlayalım kol altındaki üç tane trabzanımın ikincisine batıyorum ve buraya sabitliyorum bir tane de zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum Şuradaki ilk trabzan aralığına gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzanımı örüyorum. 5 trabzanımı ördüm. Hemen diğer trabzanıma batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 5 tane trabzan zincir içerisine girerek örüyorum. 2 3 4 ve 5 trabzanıma batıyorum kenardaki bölümüme ve tekrar bir ileriye devam ediyorum 5 trabzanımı örüyorum her zincir olan kutuya 5 tane trabzanımız 3 tane trabzanımızın da bakınız en sonuna şöyle batıyorum araya bir tane sık iğne 1 2 3 4 ve 5 Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5 Bir tane sık iğne ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar tığlayarak gelelim. Kollarımızın her ikisini tamamladıktan sonra arkamızdan tığlama işlemine başlayalım. Yani yakamızın şu ense boşluğunun ortasından başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle çok ortasına da gerek yok. Kenardan başlayalım. Bir tane sık iğnemi ördüm. Hemen bakınız dikişimin yanına çok yakın. 5 tane trabzanımı örüyorum 4 ve 5 ortaya batıyorum Tamamın başını doluyorum ilk boşluğuma 5 tane trabzanımı örüyorum 3 4 ve 5 batıyorum. Yine boşluklar içerisine beşer trabzanımızı örerek ilerleyelim. Trabzanımın bulunduğu noktaya batıyorum. Şu aşağıya kadar ilerleyelim. Evet yanda eksilme yapmış olduğumuz yerlerin bir tane zinciri sık iğne mi bir tanesine 5 trabzan birine sık iğne birine 5 tane trabzan bir sık iğne ördüm başlangıç noktama geldim bakınız yani şuradaki ilk sırama geldim yukarıya geçişteki 5 trabzanımı buraya örüyorum 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm hemen önümdeki bölüme batıyorum buraya 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımızı ördüm şuraya batıyorum ilk dolgumun bulunduğu noktaya tam ortaya girerek 5 tane trabzanımı örüyorum 2 zincir çektiğimiz motifimizin ara noktasına 4 ve 5 kenara batıyorum kenara batmayalım kenar uzak olacak hemen dibine batalım kenarımıza 5 tane trabzanımızı örelim şöyle görelim 1 2 3 4 ve 5 ara noktaya şöyle altından girerek batıyorum tekrar 5 tane trabzanımı buraya örüyorum trabzanın üzerine gelerek sık iğnemi batıyorum 2 zincir içerisine yeniden 5 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde tüm kenarlarımızı dolanarak tığlama işlemlerimizi yapalım batıyorum tekrar 5 tane trabzan şöyle görelim bakınız çok çok güzel oldu üç dört ve beş tam araya alttan girerek batıyorum 5 trabzanımı yeniden örüyorum 2 3 4 ve 5 trabzan grubumun üzerine batıyorum araya 5 tane trabzan Uç noktaya kadar geldim. Yandaki gruba battım. Burası dönüş noktam. Dönüş noktama da örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, burada biraz fazla yapacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzanımızı ördük. Bakınız 10 tane yeterli. Hemen batıyorum. Ve araya girerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 batıyorum. 5 trabzan araya batıp 5 trabzan şeklinde örerek ilerleyelim. Şöyle görelim dönüşümüzü de. Evet, sıramızın sonuna kadar yani yakamızın e, şu kısımlarını da örelim. Başlangıç noktamızda yeniden görüşelim. Yeleğimizi hemen hemen tamamladım. Önüne bir tane de zincir ve ucuna çiçeğimi ördüm. 4 tane yaprağı olan çiçeğimizi diğer tarafı da sizlerle birlikte örelim. Önce çiçeğimizden başlayalım. Sonra zincirimizi çekip birleştirelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çekiyorum. İlk zincir içerisine girerek yuvarlağımı yapıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekip hemen yuvaya giriyorum 3 defa da aldığım trabzanlarımı örüyorum 2 tane trabzan ördüm 1 tane de kenar zincirim 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve yuva içerisine giriyorum tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum 2 tane trabzanımı yuva içerisine örüyorum 1 ve 2. Toplam 3 trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4. Yuvanın içerisine giriyorum. Yeniden 4 tane zincirimi çektim. 2 trabzanımı hemen ardından örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yuvaya tekrar giriyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü çiçeğimizi de örelim. 3, 1 2 3 4 batıyorum ve 4 tane çiçekli yaprağımı ördüm ve şöyle bir defa daha giriyorum buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum ipimi ardından çekerek şöyle sıkıştırıyorum ve başlıyorum şuradaki bağcık için kullanacağım zinciri çekmeye 50 tane zincir çektim 4 5 6 7 8 9 Evet, eli zincirimizi de hemen şöyle alıyorum. Buradaki zincirimizin tam karşılığı olan ikinci sıradaki bölüme geçerek alttan giriyorum, alıyorum, atıyorum tekrar sık iğne. Bir de zincirimin diğer tarafından giriyorum, zincirimi arada bırakıyorum. Bir tane zincir çekip sağlamlaştırdıktan sonra ipimi kesiyorum bağcığımızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kalan ipimi ardından şöyle girerek gizliyorum. Evet, fiyongumuzu da bağladım ve yeleğimiz kullanıma hazır hale geldi. Bir çalışmamı da bu şekilde tamamladım. beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlıklı, sıhhatle, afiyetle kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.